Günaydın. Bu ne sesi? Kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün evdeyiz ve evi derleyip toplayıp temizlemeyi düşünüyorum. Ev işleri var yapılacak. Hava kapalı, yağmur yağıyor. Hafta sonu zaten yasak yani evdeyiz dediğim herkes evinde. Hafta içi de zaten artık 7'ye indi saat olayı. Ya bu pandeminin bu dönemleri falan artık bir yılı geçti ya nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben iyice fıttırmış durumdayım yani gerçekten. Ne bileyim böyle biraz sıkıldım ya gerçekten. Sizi nasıl etkiliyor psikolojinizi nasıl etkiliyor bu pandemi dönemi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Yani pandeminin sizi nasıl etkilediğini merak ediyorum. Şu bir yılı geçik süre sonrasında. Yani tabii ki hepimiz dikkat ediyoruz, evdeyiz. Kimseye bulaşmasın. Herkes sağlığına kavuşsun. Ama tabii ki bu olayın bir de psikolojik tarafı var, evde olmanın. Hani nasıl etkileniyorsunuz? Bu konudaki görüşleriniz neler sizdeki etkileri konusunda yani onu merak ediyorum. O zaman hadi bakalım işlere koyulalım. Bu arada sabah süpürge açınca aklıma geldi. Neden dedim vloglamıyorum ben bugünü. Çünkü temizlik vlogları seviliyor ve ben hiç çekmedim ilk defa olacak. Yani işte evi temizleyip derleyip toplayacağız. O zaman şimdi önce kahvaltımızı yapalım. Sonra bakalım. Ay bu arada Serpent diye bir Netflix dizisi var. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Ay dün gece bitirdim. Gerim gerim gerildim yani. Böyle bir şey yok ya. Bir seri katilin hayatını anlatıyor. Ama hippi dönemi yani. Bu seri katil batılı hippileri hep hedef alıyor. Allah'ım çok fenaydı. Çok gergindi. İzlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi makineyi açacağım. Burada biz şöyle bir şey yaptık. Burası aslında ebeveyn banyosuydu ve tamamlanmamıştı. Bu evde ilk oturan biziz yani. Yeni bina burası sıfırdı. Ve bizim aslında burasının tamamlanmaması işimize geldi. Çünkü biz burayı makine ve kirli sepeti, bir de böyle işte tuvalet kağıdı bilmem ne, ıvır zıvır işte Cem'in alet çantası gibi böyle fazla kutuları falan muhafaza edebildiğimiz bir ardiye gibi haline getirdik ve banyoda makineyi koymadığımız için daha geniş bir alan oldu. Ve ben tabii banyoda yer olamayacağı için istediğim gibi böyle bir kirli sepeti alabildim. Böyle renkliler için ayrı, beyazlar için ayrı kocaman bir sepeti buraya sığdırabilmiş olduk. Yani biz bu yatak odasındaki ebeveyn banyosunu yani tamamlanmamış olan bu alanı bu şekilde kullandık. Makinemizi koyduk ve aşırı bizim için ne derler verimli oldu. Çok memnunuz yani böyle bir alana bunu koyduğumuz için. Banyoda da mesela raflık aldık. Oraya işte bütün banyo araç gereçlerimizi, havlularımızı falan koyduk. Çok daha hani verimli kullandık iki alanda. O yüzden makinenin burada olması bizim çok işimize geliyor açıkçası. Şimdi ben makineyi açacağım. Çok fazla da büyük bir alan olmadığı için böyle garip bir çekim oluyor ama renklileri açacağım. Burada da acil çıkış var. Ya bakmayın böyle dar gibi duruyor ama aslında dar bir alan değil yani ben rahatım. Ben bu Rinso'yu kullanıyorum. Limon ve karbonat renkler için. Yumuşatıcı olarak da Yumuş'un bu limonu kullanıyorum. Bu tüm yüzeyler, okyanus ferahlığı. Bununla yapacağım.
Cem'in de parfümü bu. Güzel. Nişanımızda bavul hazırlamıştık da birbirimize. Daha verimli olsun diye. Bavulumuza koymuştuk. Cem bana da almıştı. Shiseido'nun. Bohça güzel. Canım. Şimdi bavul değil mi? Bohça yani. Zamane bavul işte. Şey bohçası. Modern zamanın bohçası. Bavullar. Ayna en iyi neyle silinir? Gazete. Ben de ne güçlüyüm ne güçlüyüm. Bu makinesi deterjanı olarak biz şunu kullanıyoruz. Özel seriymiş bu.